İlginçtir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bir takım hareketler var bununla alakalı. Çocuklara özel aşı getirtildiler. Yani çünkü orada çocuklara özel aşı getirdiler. Ya millet diyor ki ya çocuklara aşı yapmayın arkadaş. Yani birçok bağımsız bilim adamı yani çocuklara inmesin bu konuyla alakalı. Evet bakın Sağlık Bakanlığı'nın Twitter adresi üzerinden 5-11 yaş grubu çocukların COVID-19 aşılama programı 24 Ocak Pazartesi günü başlayacaktır. İlk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş grubunun tamamı aşılanacak. 5-11 ne ya? 5G Virus News'te yayınlanan bazı Kıbrıs'ta. Evet, diğer imajı alalım yönetmenim. Yani orada bir kadın milletvekilinin oynadığı roller, ilişkiler. Evet. Evet, gündem Kıbrıs gazetesinden de biz bunun şeyini aldık, imajını aldık. Çocuklara özel COVID-19 aşısı. Varsa öyle bir şey biz de getirelim o zaman Türkiye olarak. Hani niye Kıbrıs'ta bununla alakalı bir çalışma? Ağzından gel alsın. AB destekli gelen, Avrupa Birliği destekli bu. Getir öteki imajı yönetmenim. Özel 2000 doz aşı bu da. Bu da Avrupa Birliği destekli. Avrupa Birliği KKTC'ye özel gönderiyor bunu üstadım. Tamam. Ya bu da niye bu şey? Evet iyi bir şey. Değil mi? Yani çocuklarımızın sağlığını koruyacağız ama Dünya Sağlık Konseyi ne diyor üstadım biliyor musunuz? Getir o imajı yönetmenim 6 ve 7 numaralı imajlar. Çocuklara aşılamayı durdurun diyor Dünya tamam. Sağlık Konseyi. Ama bu aşılar üretildi. Bunları satacaklar. Birilerine satacaklar yani. Bu PCR'lar alındı, parası verildi. Bir şekilde kullanılacak. Yani yanlış bütün dünyada bir şekilde devam ediyor ama artık bundan sonra sürdürmeleri de mümkün değil. Mart ayı kalmadan inşallah birçok ülkede göreceğiz. Bu skandal artık sona erdirilecek. Şimdi Türkçesinden eğer itiraz edenler varsa haberin. World Council for Health'nin kendi orijinal web sitesinden İngilizce metnini de ekrana getirelim ki. Bu, diyorlar ki Dünya yani, Sağlık Konseyi üstadım. Miyokardit kalp kası rahatsızlığı iltihabına, riskine karşı çocukların aşılanmasının durdurulması gerekiyor diye tamam. Açıklama yapılıyor. Ya bu zaten bunlar böyle açıklıyor. KKTC 2000 özel Avrupa Birliği özel aşısı geliyor. Tamam yani demek ki öldürülmeleri gerekiyor biraz daha. Yani takip etmiyorlar mı şu gündemi? Yani ya başından beri gelişmeleri... bu bakın Lancet'te de yazılıyordu bu. Dünya Sağlık Örgütü içinde de bu tartışma daha erken başladı. CDC'de başladı daha önce. Evet. Yani FDA'da bir takım sorunlar yaşandı. Evet. Bir görmek istemeyenden daha kör kim olur? Yaklaşık bir aydır tedari için Cumhurbaşkanlığı ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin büyük uğraş verdi. Bu ilaçların tedariki için işte özel bu. Uğraş verilmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ama diyorlar ki kardeşim miyokardit kalp kası iltihabı çocuklarda söz konusu ve dünya 2021 yıllarındaki miyokardit çocuk ölümlerinin dünya raporuna da baksınlar. Hangi sebeplerle dolayı çok basit bir istatistikleri yayınlayın. Ölüm sebepleriyle bu yani son 3 yılı yani 2 yılı ve öncesini karşılaştırın zaten gerçek ortada. Yani bu biliyorsunuz en fazla aşı olan il Ordu, en çok ölen yerde orası. En az aşı olan yer Urfa, en az ölüm de orada. Yani bunlar her şeyle oynuyor birileri. Gerçekleri gizliyordu. Artık oyun bitti.